Zariyat suresi Mekke'de nazil olmuştur. 60 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O tozutup savuran rüzgarlara, yağmur yüklenen bulutlara, kolayca akıp giden yıldızlar, bulutlar ve bunun gibi şeylere emirleri, rızıkları, yağmurları ve bunun gibi şeyleri taksim eden meleklere yemin ederim ki size vaad olunan Diriliş elbette gerçektir. İşlerin karşılığı da mutlaka alınacaktır. Yollarla, yörüngelerle dolu gök hakkı için siz tam bir çelişki içindesiniz. Oysa bu davetten ancak aklı çarpılmış olan kimse çevrilip vazgeçirilir. O kahrolası yalancılar sarhoşluk ve cehalet içinde ne yaptıklarını bilmeden atıp tutarlar, bir de alay ederek ne zaman o hesap günü diye sorarlar o gün onların ateşin üzerinde fokurduyacakları gündür onlara tadın bakalım fitnenizi tadın dünyada kaynattığınız fitne ateşinin neticesini işte gelmesi için can attığınız azap denilir ama müttekiler bahçelerde pınar başlarındadırlar rablerinin kendilerine verdiği mükafatları almaktadırlar çünkü onlar daha önce dünyada iyi davranan kimselerdi. Geceleri az uyurlardı. Seher vakitleri istiğfar ederlerdi. Mallarında isteyenlerin ve yoksulların hakkını ayırırlardı. Kesin inanmak isteyenler için yeryüzünde birçok deliller vardır. Bizzat kendi varlıklarınızda da böyle deliller vardır. Hala görmeyecek misiniz? Gökte de hem rızkınız, rızkınızın vesileleri hem de size vaad olunan cennet vardır. Göğün ve yerin Rabbine yemin olsun ki, bu vaat, tıpkı sizin konuşmanızın sabit olduğu gibi bir gerçektir. Sahi, İbrahim'in şerefli misafirlerinin gelişlerinden haberin oldu mu? Onlar yanına varınca, selam dediler. O da, size de selam diye cevap verdi. Ama içinden, bunlar tanımadığın kimseler, hayırdır inşallah dedi. Onlara yemek getirmek için gizlice ailesinin yanına geçti ve semiz bir danak kebabı getirdi. Önlerine koyup "Buyurmaz mısınız?" diye ikram etti. O sırada onlardan yana içine bir korku düştü. "Korkma," dediler. "Ve ona büyüdüğünde alim olacak bir çocuklarının dünyaya geleceğini müjdelediler. Evin öbür köşesinden bunu duyan eşi elini yüzüne vurarak "Vay başıma gelene!" Ben kısır bir koca karı iken mi doğuracağım diye çığlık attı. Onlar hanımına, evet, Rabbim böyle buyurdu dediler. O tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim, peki sizin gelişinizin asıl sebebini öğrenebilir miyim? Ey değerli elçiler dedi. Biz dediler, suçlu bir güruhun haddini aşanların tepelerine çamurdan pişirilip de Rabbinin nezdinde damgalanmış taşları indirmek için görevlendirildik. Derken oradaki müminleri şehirden çıkarma emrini verdik. Ama orada bir hane dışında bize itaat eden aile bulamadık ve öyle acı bir azaptan korkanlar için orada bir alamet bıraktık. Musa'nın olayında da alınacak dersler vardır. Onu Aşikar bir delille, mucizeyle firavuna göndermiştik. O var gücüyle ve bütün ordusuyla sırtını çevirdi ve Musa ya bir büyücü ya da bir delidir dedi. Biz de hem onu hem ordularını yakalayıp denizin dibine geçiriverdik. Boğulurken pişmanlıkla kendi kendini kınıyordu. Ah halkında da alınacak dersler vardır. Onlara da ortalığı kasıp kavuran köklerini kurutan bir kasırga gönderdik. Bu rüzgar uğradığı her şeyi derhal kül gibi savuruyordu. Semut ahalisinde de böyle alınacak ibretler vardır. Onlara da bir süre hayattan zevk alın bakalım denilmişti. Onlar Rablerinin emrinden uzaklaşıp azıtınca kendileri baka baka o müthiş yıldırım onları çarpı verdi. Oldukları yere çöke kaldılar. Ne doğrulabildiler ne de yardım gördüler. Daha önceleri de Nuh halkını helak etmiştik. Çünkü onlar da din yolundan çıkmış kimselerdi. Göğü biz çok sağlam bir şekilde bina ettik. Onu genişleten biziz. Çünkü biz geniş kudret ve hakimiyet sahibiyiz. Yeryüzünü de biz döşedik. Bakınız biz ne de güzel döşedik. Her şeyi de çift yarattık ki düşünüp ders alasınız. O halde Allah'a kaçın, çabuk Allah'ın himayesine koşun. Zira ben onun tarafından sizi uyarmak için gönderilen aşikar bir elçiyim. Sakın Allah'ın yanı sıra başka mabut icat etmeyin. İşte ben onun tarafından sizi uyarmak için gönderilen aydınlatıcı bir elçiyim. İşte böyle, senin hemşehrilerinden önceki ümmetlere ne zaman bir elçi geldiyse mutlaka ona muhatapları büyücü veya deli dediler. Birbirlerine tavsiye mi ettiler, aralarında anlaştılar mı ki, hep aynı şeyleri söylediler? Hayır, böyle bir tavsiye yok. Ama onlar azgınlıktan müşterekler. İşte ondan böyle söylerler. Sen de onlardan yüz çevir. Yeterince onlara hakkı anlatmaya çalıştığından, artık kimse seni ayıplayamaz. Bununla beraber yine de hatırlatıp öğüt ver. Zira gerçeği hatırlatıp nasihatte bulunma, inananlara ve inanacaklara fayda verir. Ben cinleri ve insanları, sırf beni tanıyıp, yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. Onlardan nafaka istemiyorum. Beni yedirip beslemelerini de istemiyorum. Asıl bütün mahlukların rızıklarını veren, kamil kuvvet ve tam iktidar sahibi olan Allah Teala'dır muhakkak ki şimdiki zalimlerin de daha önceki meslektaşlarının payı gibi bir azap payı vardır acele etmelerine hiç gerek yok nasılsa ona kavuşacaklar ama tehdit olundukları gün de gelince çekeceklerinden dolayı vay o kâfirlerin haline